sürpriz. Ne çıkacak acaba, yapıştır boya katla, tüm cevaplar sürpriz kutusunda. Atma, sakın atma, sen de düşün, bul ve tasarla. Neşeyle, merak ve heyecanla başla, armanın coşkusu başlıyor, bak sürpriz kutusu. Biliyor musun dönüştüratör, bir arkadaşımın kardeşi tutturmuş bana sürpriz kutusu alın diye. Ne? Sen de mi istemiştin? Dönüştüratör bak, sevgili arkadaşımız da istemiş. Bulabilmişler mi diye soruyor. Tabii ki bulamamışlar dönüştüratör, çünkü bir tane sürpriz kutusu var, o da bizim programda. Program diyorsun ama programa başlamıyorsun diyor. Neyse, biz kendi sürpriz kutumuzu isteyerek hemen yeni bölümümüze başlayalım sevgili arkadaşım. Sen de hoş geldin. Dönüştüratör de burada. Ben de buradayım. Kutumuzu isteyelim. Hofusu, pofusu. Gelsin sürpriz kutusu. Evet. Sürpriz kutumuz geldi. Dönüştüratör, arkadaşlarım bana her bölümde sürpriz kutusunun içinden ne çıkacak diye merak etmiyor musun diye soruyorlar. Nasıl etmem? O kadar heyecanlanıyorum, meraklanıyorum ki. Üstelik sürpriz kutusunun her bölümünde ayrı ayrı heyecanlanıp meraklanıyorum içinden ne çıkacak diye. Şimdi olduğu gibi. Sen niye heyecanlanıyorsun ki? Zaten kutuya malzemeleri sen koymuyor musun? Ben de önümdeki geri dönüşüm kutularından neler çıkacağını bilmiyorum. Onun için heyecanlanıp meraklanıyorum diyor. Evet, işte bunda haklısın dönüştüratörcüm. O zaman sevgili arkadaşım, kutumuzu artık açabiliriz. Çatımı açarak başlıyorum. Ve buradan renkli karton parçaları çıkıyor. Güzel, tamam. Şimdi sağ taraftaki bölmemi açıyorum. Yine heyecanlıyım. Yine meraktayım. Elimi attım. Daha bakmadım ama. Alıyorum. Renkli karton. Evet, güzel. Tamam, burada ne var? Ha, koli kartonu bu. Tamam, peki. Başka bir şey yok. O zaman kapatıyorum sevgili arkadaşım. Kapatınca ne tarafı açayım? Sol çekmecemi açayım. Al işte, açtım. Yine renkli kartonlar. Kartonlar, kartonlar, kartonlar. Küçük kutumda... küçük bir parça oluklu mukavva. Peki, buradan da yeşil bir kapak çıktı. Plastik kapak. Güzel, tamam. Yine dop dolu bir kutu. Ve işte sağ çekmecem geliyor. Açıyorum. Renkli karton. Tamam. Yeşil ve mavi. Olur. Ve aldım anahtarımı. Açıyorum sürpriz kutumu. Oh, dop dolu. Ne kadar dolu. Bunlar ne? Kutu. Kutunun içinden kutular çıkıyor. Bir tane daha büyük kutu. Oh oh oh, ne güzel. Küçük bir kutu daha ve koli kartonu parçaları. Ne güzelmiş. Bunları da bunun üzerine koyayım. Bugün kutumdan sevgili arkadaşım kutular ve koli parçaları çıktı. Bu kutuları böyle alsam yan yana ya da üst üste dizsem ya da bu kutuları başka büyük bir kutunun içine koysam bir sürü malzeme alabilirler. Evet, kutunun içinde kutu yani. Aynı senin bana verdiğin gibi dönüştüratör. Evet evet, aynı benim sürpriz kutum gibi, doğru. Bir dakika dönüştüratör, iyi fikir. Kutularım var, koli kartonu parçalarım var, aslında yapabilirim. Bugün bir sürpriz kutusu yapabilirim ben. Sonra arkadaşıma götürürüm, o da kardeşine verir hediye olarak. Sen nereden bulurum diye sormuştun ya sevgili arkadaşım. Artık aramana gerek kalmadı çünkü sürpriz kutusunu yapabilirsin. Kendi sürpriz kutunu. Tabii istersen başka projeler de yapabilirsin. Ama ben sürpriz kutumu nasıl yapacağımı hemen anlatıyorum. Ağacımdan büyük bir kutu alırım. Küçük kutuları büyük kutunun içine yerleştiririm. Kutunun kapağını ve kenarlarını renkli kartonla kaplarım. Dönüştüratörden birkaç küçük kutu daha isterim. Bunları da kolinin üst kısmına yan yana ve üst üste dizerek ek saklama alanları oluştururum. Bantla kenarlarını yapıştırırım. Arkalarını koli parçalarıyla kapatırım ve sürpriz kutumu tamamlarım. Sevgili arkadaşım,
Şimdi ben kutularımın yanına geldim. Hemen projeme başlamam lazım çünkü bugün işim çok uzun. Programın sonuna kadar yetiştirmem gerekiyor. Burada 3 tane kutum var. Şimdi bu küçük, bu biraz daha büyük. Bu da en büyüğü. Diğer kutularımı bu kutunun içine koyabilirim. Yani büyük kutuyu alırsam, evet, içine diğer kutularımı yerleştiririm. Bence en büyüğünü alırsam çok iyi olur sevgili arkadaşım. Dönüştüratör, en çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Her seferinde aynı malzemelerle bambaşka projeler yapabiliyorsun. Nasıl beceriyorsun bunu hiç anlamıyorum. Hayal gücünün sonu yok ki. Aynı malzemelerle bir değil birden çok proje yapabilirsin diyor. Haklı. Sevgili arkadaşım ben hemen başlıyorum. Burada kutum ve kapağı var. Kapağını şimdilik kullanmasam da olur. Şunu şöyle ayırayım. Ve sonra kutumun genel olarak tasarımını hemen yapıyorum. Burada bir büyük kutum var. Bunun kapağı böyle açılıyor. Şöyle açsam. Evet, güzel. Bu burada altta dursa. Burada bir kutum daha var. Bunu da alsam. Sonra da şöyle kapağını açsam. Güzel. Bunu da yanına koyarım. Aa, böyle duruyor bile. Evet, güzel. Ama bu kulaklara ihtiyacım yok. Küçük kapakları kesebilirim. Kutumun kenarlarını ve arkasını kaplamak istiyorum. Burada sürpriz kutumun içinden çıkan aynı sürpriz kutusu renginde renkli kartonlarım var. Güzel. Sürpriz kutumun kaplaması tamamdır sevgili arkadaşım. Peki sürpriz kutumun üzerinde ne var? İşte kapakları var. Açıyorum ya her bölümün başında içinden neler çıkacak diye. İşte o kapakları yapmak istiyorum. Ve buraya koli kartonu parçalarımı alıyorum. Bu ikisi güzel. Tamam. Ama bunların yapıştırma payları da olacak. Zaten biraz kenarlarından uzun. Bak böyle de daha rahat görebilirsin. Hop böyle kıvırabilirim bunları. Güzel. Ama bunları önce kaplamak istiyorum. Şimdi ne yapıyorum sevgili arkadaşım? Şu kutumu kenara alayım. Ve kapaklarımı sürpriz kutumun rengindeki renkli kartonlarla kaplayayım. Senin de bildiğin gibi sevgili arkadaşım, sürpriz kutumun üzerinde, büyük kapağın üzerinde bir tane kapı var. Üzeri biraz yamuk. İşte ben onu çizeceğim. Kapımın içinde gördüğün gibi daha küçük yamuk olan başka bir kapı var. O da yeşil. Sürpriz kutumun içinden yeşil renkli kağıt çıkmıştı. İşte bundan yapabilirim. Bir de pencerem var tabii sevgili arkadaşım. Bu pencereyi nasıl yapacağım? Şöyle bir koli kartonumu alayım. Şöyle bakayım. Burada küçük bir kare kessem. Oraya da perdeli bir pencere yaparım. Artık kapaklarımın yapıştırma paylarına yapıştırıcısını sürebilirim. Penceremi de hamur yapıştırıcımla yapıştıracağım. Şimdi sırada kutumun üst kısmını yapmak var. Dönüştüratörcüm, sıra sende. Ben ne yaptığımı söylemem. Programın sonunu bekleyeceksin öğrenmek için diyor. Dönüştüratör, ben senin ne yaptığını sormadım ki. Bilmeceyle ek küçük kutular istedim senden.
Yanlış anlamış beni. Kendi projesine sevgili arkadaşım o kadar dalmış ki beni dinleyemeden cevap vermiş. Özür diliyor. Sorun değil dönüştüratör. Gönder gelsin bilmeceyi. Evet. Bilmecem geldi. Sevgili arkadaşım çok merak ediyorum. Nasıl bir bilmece? Hemen okuyorum. Zıplayarak oynanan bir oyun. Bilirsen istediğini alırsın. İlerleyip 7'ye gelirsin. Üstünde düşünürsen bulursun. Zıplayarak oynanan bir oyun. Kolay. İp atlama. Değilmiş. Peki başka zıplayarak oynanan oyun. Çuval yarışı. Onda da ancak bitişe gidersin diyor ama 7'ye gitmek ne demek? 7, 7 bir rakam. Demek ki rakamların olduğu ama zıplanan bir oyun. Seksek! Doğru mu? Nasıl bildim? Bildim! Sevgili arkadaşım, seksek çok güzel bir oyun ve üzerinde numaralar var. İşte burada da seksek oyunum var. Zıplarsam 7'ye ulaşırım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 7 burada işte. 7 numaralı kutuyu açıyorum. Aa! Ne? Koli parçaları. Dönüştüratör, ben senden küçük kutular istedim. Sen yine koli parçaları gönderdin bana. Ha, tamam. İyi fikir. Koli kartonlarını kıvırıp üçgen haline getirirsin. Sonra çatı olarak sürpriz kutunun üzerine yerleştirirsin diyor. Çok iyi fikir. Benim çatımı yapmam için bu koli parçalarından üçgenler yapmam gerekiyor. Ama önce şunu bilmek istiyorum. Kutumun üst yüzeyinin uzunluğu ne? Çünkü buraya üçgen kutular koyacağım. İkisi yan yana, bir tane de içe doğru. Eğer bu yüzeyin ölçüsünü bilirsem sevgili arkadaşım, iki eşit parçalık üçgen tabanımı buraya yerleştirebilirim. Dolayısıyla şimdi turuncu cetvelimle buranın ölçüsünü alıyorum. Şuraya kadar 30 olsa buradan da yaklaşık 32. Şimdi 32 bölü 2 16. Yani 16, 16. Bir üçgenimin tabanı 16 santim olmalı. O zaman ne yapıyorum sevgili arkadaşım? Hemen üçgenlerimi hazırlıyorum. Yaklaşık olarak 50 olsa. O zaman ben bunun orta noktasını 25 olarak bulacağım ve tam ortadan ikiye katlanması için 25 santimi işaretliyorum. Açtım. Şimdi bu çatının üst kısmı diye düşünüyorum. O zaman benim sağ ve sol taraftan öyle bir kıvırmam gerekiyor ki alt taban 16 santim olsun. Yani 16 bölü 2, 8, 8. Ben buna kağıt bant kullanayım. Hem sağlam olur hem de kolayca yapışır. Bak, bir tane üçgenim oldu sevgili arkadaşım. Şimdi bundan 3 tane yapacağım. Tamam, güzel oldu. Şimdi bunları birbirine yapıştırmak istiyorum sevgili arkadaşım. Bunun arkasına bir parça yapacağım ki burası kapanmış olacak, yani arkası, malzemelerimi koyabileceğim ve kutumun içinden düşmeyecekler. Arkayı kapatmak için de tabii ki yine bir koli kartonuna ihtiyacım var. Ne yapıyorum? Çok kolay. Ama sevgili arkadaşım, yapıştırmadan önce arka tarafını bordo kartonumla kaplamak istiyorum.
kartonumu aldım. Bordo renkte renkli kartonum. Çatı renginde olacağı için bunu böyle kaplamak istiyorum. Evet, sevgili arkadaşım, şimdi çatımın üst kısmını yani bize bakan tarafını tamamlamak istiyorum. Şimdi burada iki tane bölüm olacak sevgili arkadaşım. Birincisi sol taraftaki üçgenim, o bir bölme olacak. Bir de üçgenin sağ tarafında kalan paralel kenar dörtgenim. Dolayısıyla bu parçaları yine kartonumdan kesmek istiyorum. Kapaklarım tamam. Bunların takıp çıkarılabilir olmasını istiyorum. Niye? Çünkü bunu çıkarttığımız zaman içine malzemelerimizi koyabiliriz. Sen de kalemlerini, yapıştırıcılarını, boyalarını koyabilirsin. Sonra da kapatabilirsin. Ama bunu nasıl yapabilirim? İşte hamur yapıştırıcı. Evet, kapaklarım da tamam. Peki sevgili arkadaşım, sürpriz kutumun sağ bölmesindeki yani çatının sağ bölmesindeki yuvarlak çatı penceresini hatırlıyorsun. Tam olarak ona uygun bir malzeme çıkmıştı sürpriz kutumdan. O da yeşil plastik kapak. Bunu kenara alıyorum sevgili arkadaşım ve sürpriz kutumun alt bölmesini de önüme çekiyorum. İşte bu ikisi birbirine yapışacak. Sürpriz kutumu tamamladım. Çok güzel oldu. Sürpriz kutusuna bir sap yapsana diyor. Doğru. Eğer üzerine bir sap yaparsam, yani bir taşıma yeri yaparsam, hem sürpriz kutuma daha çok benzer, hem de taşıması kolay olur. Şimdi sürpriz kutum gerçekten tamamıyla bitti ve bence çok güzel oldu. Dönüştüratör, nasıl buldun sürpriz kutumu? Beğenmiş. O zaman sevgili arkadaşım, sürpriz kutumu nasıl yaptığımı hemen anlatayım sana. Küçük kutuları kutumun içine yerleştirdim. Dışını renkli kartonla kapladım. Koli parçalarından iki kapak yaptım. Bir tanesinin üzerine kapı çizdim. Koli parçasından bir kare kestim ve pencere şeklinde boyadım. Kapakları yerlerine yapıştırdım. Pencereyi iki kapağı birleştirecek şekilde yerleştirdim. Büyük koli parçalarından 3 adet üçgen prizma yaptım. Birbirlerine yapıştırdım. Renkli kartonla kapladım. Arkasına koli kartonu yapıştırarak kapattım. Kalan parçalardan kapak yaptım ve yeşil kapağı yapıştırdım. Son olarak koli parçasından bir sap yaptım ve sürpriz kutumu tamamladım. Sevgili arkadaşım, şayet sen de sürpriz kutusu yaparsan, içine malzemeleri sen değil, senin yerine bir başka arkadaşın koysun ki içinden çıkacak malzemeler sana da sürpriz olsun. Ve geliyoruz dönüştüratöre. Dönüştüratör, sıra sende. Hadi bize çok şaşıracağımız o alternatif projeni göster artık. Ah, ne güzel. Bu bir oyuncak ev. Kağıttan bir oyuncak ev. Dönüştüratör önce büyük bir kutuyla üzerini kapatmadan evin gövdesini yapmış. Sonra üzerini bordo kartonla kaplamış. Aynı benim gibi yine bir çatı yapmış. Bu kapağı da bordo kartonla kaplamış. Ve burada bir çatı katı olmuş. Çatı katında küçük bir masa ve yanında sallanan bir sandalye var. Sonra alt tarafta bölmeler var. Ama bu bölmeler benim yaptığım gibi kapakla kapatılmış değil. Mesela benim kullandığım yeşil kapağı o bir masa olarak kullanmış.
Burada bir boşluk var sevgili arkadaşım. Küçük bir koli kartonu parçasıyla buraya bir merdiven yapmış. Sonra yine başka bir koli kartonu parçasıyla yatak. Sonra renkli kartondan halı. Bu üst katta da bir yeşil halı var. Sonra burada küçük bir masa. Ve yine burada bir kapıdan geçit var. Burada bir geçiş yeri olmuş. Ellerine sağlık dönüş teratör. Çok güzel olmuş. Sevgili arkadaşım, sen de benim gibi geri dönüşüm malzemelerini evinde biriktiriyorsan fazla aşırıya kaçma, olur mu? Eğer bir malzeme uzun süre durduysa orada demek ki ona ihtiyacın yoktur. Git onu türüne göre mutlaka bir geri dönüşüm kutusuna at. Mesela plastikse plastik kutusuna, kağıtsa kağıt kutusuna, camsa cam kutusuna. Bu arada elindeki bu malzemelerle dönüştüratör gibi güzel bir kağıttan kartondan oyun evi ya da benim gibi bir sürpriz kutusu yapabilirsin. Eğer burada yaptıklarımı yeniden izlemek istersen trtçocuk.net.tr adresinden veya TRT Çocuk mobil video uygulamasından dilediği zaman izleyebilirsin. Bir sonraki sürpriz kutusunda görüşünceye dek hoşça kal. Dönüştüratör ve elimi yine eğlendirecek seni. Bugün bitti sürpriz kutusu, sabret yine gelecek yenisi. Merak ediyoruz doğrusu neler verecek sürpriz kutusu. Dönüştüratör ve elimi yine eğlendirecek seni. Yine eğlendirecek seni.